Ammar Habib ile haftanın olayları başlıyor. 1996 Erbil'de Türkmenlere yapılan soykırımı katliamın yıl dönümünü yaşırık. 26 yılda o katliamın üzerinden geçirir. Bir diğer konu ise bu hafta ele alacağımız Amirli'ye gideceğiz. 2014-31 Ağustos'u konuşacağız ve Amirli kuşatmasının bitmesini ve Amirli'nin zaferini ele alacağız. Bir diğer konu ise bu hafta ele alacağımız yine 30 Ağustos ama bu sefer 2017 tarihine döneceğiz ve Tilaafer'in DAEŞ işgalinden kurtuluşunu konuşacağız ve ele alacağız detaylı bir şekilde. Ve son olarak da ülkenin siyasi süreci, siyasi gündemini konuşacağız. Ülke siyasette hareket eder. Haftanın olaylarına hoş geldiniz. 1996 yılına döneceğiz. Erbil'de Türkmenler hakkında bir soykırı, bir katliam gerçekleşti. Ve bu katliam kimler tarafından gerçekleşti? Ki onların da birisi Saddam rejimiydi. 1996'da Irak'ın kuzeyini, Şimal Irak'ı basınca orada Nanca Türkmen'i katil etti. Yakın tarihimizin en acılı olaylarından birisi olan 31 Ağustos 1996 Erbil Türkmen soykırımından şehit düşen kahramanlarımızın bugün yıl dönümüdür. Bugün özel Türkmen yetkilileri tarafından mesajlar paylaşıldı. Parlamento İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi 31 Ağustos Erbil katliamına ilişkin anma mesajı paylaştı. Milletvekili Salihi mesajında Türkmenlere yapılan katliam soykırım olarak nitelendirdi. Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyesi ve Irak Kürdistan Bölge Yönetimi oluşumunda sorumlu bulunan Bölge Bakanı Aydın Maruf Erbil katliamı 31 Ağustos 1996 yılında Türkmenlere yönelik düzenlenen katliama ilişkin paylaşımda bulundu. Erbil şehitlerini rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz şeklinde ifadeye yer verildi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Erbil katliamı nedeniyle anma mesajı paylaştı. 31 Ağustos 1996 yılında Türkmenlere yönelik düzenlenen katliama ilişkin paylaşımda bulundu. Şehitleri rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz ifadesine yer verildi. Katliama ilişkin tarihsel süreci içeren bilgilerin bulunduğu spotları paylaştı. Evet, 1996 iline döndük. Belki aslında bu soykırım, bu katliam çok da indiye kimin ele alınmamışydı. Çok az bir şekilde işaret olunmuşydu. Özüne bu ilde belki biraz daha fazla adapte olundu bu konuya. 1996'da malumdu, o zamandı, o dönemdeki Saddam rejimi özellikle de Kuzey Irak, Şimal Irak diye yani Irak'ın merkezinden neredeyse ayrılmışydı. İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra 1991'den sonra Harbil Halici Taniye'den sonra takriben ayrıldı ve orada takriben bir hüküm zati kuruldu. Ama tabii ki Saddam hüküm zatinin kanşarına ona bir anlam vermedi ve 1996'da askeriden Erbil'i ve özellikle Kuzey bölgesini komple Süleymaniye'nin de bastı ve orada neredeyse bir katliam gerçekleşti ve biz de ne yazık ki Türkmenler olarak da özellikle de Erbil'de bu soykırımdan gene ne yazık ki nasibimizi aldık ve nice şehitlerimiz orada düştü. Bütün şehitlerimizi rahmetten anırık diyerek mezarları nurla dolsun ve ailelerine ve bütün Türkmen milletine başsağlığı dileklerimizi de iletirik. Bu konuyla ilgili Erbil'e gideceğiz ve çok değerli bir misafirimiz, bir konağımız var. Telefonun arkasında o da sayın araştırmacı ve yazar Nureddin Musullu Bey olacaktı bizimle. Nureddin Bey hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, selam olsun sizlere, Düşman Eli Bengiyasınız, bütün düşmanlara. Teşekkür ederim. Nureddin Bey, koy buradan başlayalım. Belki bu soykırım, bu katliam ki Erbil'de gerçekleşti 1996'da çok kimseler tarafından meçhuldü. Neler döndü 1996'da Erbil'de? Nanca şehidimiz oldu ve bu da nerce şehit oldular? Harda şehit oldular? Bu olaya konuşmak için bir saatten, iki saatten bir program bilmemeliği oldu. Gerçekten yani. Çünkü bunda damaklar var, ustalar var. Ölen öldü, kalan da kalıptı. Ama bu mevzuya, bu konuya kimse dayanmadı. Ona da bak, onunla oynuyor da bağlan. Hatta diyen mahkeme, rejimin mahkemesinde bak,
Yücel meselesini aldılar ortaya yere. Antalya aldılar, Halepçan'ı, başka olayları aldılar mahkemeye. Rejimin mahkemesinde. Ama maalesef 31 Ağustos 1996 olayını kimse bile getirmedi, o başlayacak. Neden? Bunun sebepleri var, çok bir sebepleri var. Yani gerçekten, dediğim gibi bir saatten bir kitap ister bu. Hayatta kalanlar bilirler, yaşayanlar bilirler ama başta gelen siyasiler, muhalefet partisinde olanlar, elleri olan bu işte, usta, o ustalar ki bu işteydi, elleri parmakları var idi, maalesef ortaya koymadı. Çünkü aleyhlerinedir daha doğrusu. Ama gelirse bu olayı gösterilmek için gerçekten bunun en büyük Hüseyin Abdüseyin'i atmak ister. Bunu yedik bir tane okumak. Çünkü bizim kurban yiyorduk, şehirde şehit yiyorduk, düşmanlar özellikle. Bu bir tarihler. Peki. Şimdiden sonra evet. Bu olay nece gerçekleşti? Meclisine nece oldu? Nance şehit verdik biz bu? Gerçekleşmeyi buradan önceden bir çekişme vardı iki parti arasında, iki Kürt partisi arasında. Ben. Birbirini kontrol etmek için, birbirine seyter etmek isterken o da güce ihtiyacı vardı. O gücü harbiden alsın, kalktı ve merkeze seslendi. Rejime seslendi. Rejim de geldi 31, şimdiden sonra, Ağustos'un 31, şimdiden sonraydı. Ben. Şimdi vaktiydi, yarın ki akşam üstünden önce girdi 31, 96-31 abla, girdi Erbil'e. Ben. Bütün yerden başka, yani özellikle Erbil'e girdi. Çünkü Erbil bir parçaydı. Tabii burada onun farkına olarak girelim. Güvenlik bölgesiyle yasak uçak bölgesi. Bel. Erbil 36 paralelden sonra 32 sonra 33 oldu. Bu mantıka Melek Amin meselesi değildi. Yani asker girebilir çıkabilir ama tayara uçak girsin yasak idi bu. Harbiden 688 kararı Birleşmiş Milletler'den çıktı. Onun için rejimin girmeği normaldi. Ne kadar da parmak el var içinde bu olayda ama girmeği bir güvenle girdi yani bu özellikle Erbil'den gibi o çatışmadan dolayı KDP ile KDP'nin arasında olduğu çatışmadan dolayı girdi. Girerken işte birinci gün bir şey olmadı daha doğrusu yani babam önceden muhabarat girmişti. Evleri, insanları yani kontrol etmek için, takip etmek için, orta yerden var mı yok onları bildirmek için gelen orduya. Ben. Ondan sonra ikinci gün, ayın biriyle ayın içinde başladılar. Bunlar muhalefet partileri vardı, makamları vardı, yerleri vardı orada mesela. Onlara saldırı etmeye, olay tutmaya. Onlar yanında mesela dediğim gibi Mehmet Çelebi'nin cemaati vardı, Rıbbat-ı Ahlar diyenler üzerine var idi. KYP'nin, Tehadiyat-ı Kılıçlar'ın makarı var idi. Onun yanında Irak Tutman Cephesi'nin de makarı ve daireleri, özellikle güvenlik dairesi. Ben. Maalesef orada bir hıyanet oldu, onu da sana dile getirmek. Çünkü onu, o hıyaneti yapan Allah rahmetinde yazdı, Allah affetsin, öldü gitti. Orada bir saldırı yapıldı. Saldırı olanda, hemen orada bizden bir 10-15 akıncı aldılar. Ben. Ondan sonra tabii o muhalefetlerden alandalar öldürüldü. Sokaklarda, cebelerde, cenazeleri yerde, alanların da diri diri arabaya sokurdu. Zana parı bölümde sahara parı bölümde. Arabaya koydu askeri arabada parı geçti. Para geçti bilmem. Bilmezler. Sonra belli oldu. Onun yanında dediğim gibi bizlerden akıncılar dairesinden, güvenlik dairesinden çıkan 10-15 tane gençlerden aldılar. Irak Tutman Cephesi'nden ondan sonra Milli Partisi'ne yani partilere, Türkmen partilerine bir baskı mı yapıldı o gün hakkında? Tabii. Başta Irak Tutman Milli Partisi'ne Bel. Yapıldı. Orada da Allah affetsin Allah affetsin Mehmet Reşit Tuzlu, Aydın Iraki, Aydın Şafir Iraki, Allah affetsin Üstadımız Rahmet'te yatsın. Oradaydı. Başkasılar da vardı. Oradan bir cemaate aldılar. Ama kaçan kasırdı. Fırsan bulan duvardan atlarını bir fırsan bulan yani kurtarır, canını kurtarsın. Ben azizdir. Kurtarırdı. Ama kurtarmayan alırdı bizler. Bunlar arabaya kurdular. Askeri arabalarını apardılar. Gittiler. Hara kaldılar. Hara pardılar. Belli değil.
Sonra Çimeniş'ten sonra bildiler bunlar mesela. Bunlar Edem olundu. Nazarları cemaat nazarları da gömüldü. Sonra şeylerin tapsılar yani eserlerin tapsılar. Peki toplam bahsediyor. Toplam bu yani, olayda toplam 30 şehit verdik. O dönemde yoksa 20'den fazla. 20'den fazla. 20'den fazla. Ben adlarımı sayarsam da sağolsun. Yedi bilmem de olabilir. Unuturamazlarım. Peki bunların hepsi genç miydi? Yoksa içinde yani uşak, ihtiyar, arvat var, kadın var mıydı yoksa? Genç de var idi, yaşlı da var. Mesela rahmetli Adi Şakir Iraki yaşlıydı. Evet. Rahmetli Mehmet Reşit Tuzlu yaşlıydı. Onun yanında gençler de vardı. Aydın Teymur olsun, Mazın. Mazın Faruk olsun, Mazın Tahsin'di, Arkan Foyci'di, Şahin Üstü, Yılmaz Halil'di, Mikail Şahbaz'dı, Cevaz Akram'dı, Ferhat Kasım'dı. O başkasılar kusura bakmasınlar. Eğer adların dersini unutmuşsam, dile getiremediysem. Hepsini rahmetten, saygıdan anırıq tabii ki. Peki bunların sebep neydi bu baskının? Yani neden böyle bir katliam gerçekleşti özellikle Türkmenlerin hakkında? Yani bunlar muhalif idiler Saddam rejimine sadece yoksa başka bir konum da var idi? Bu başka konuda var idi onun yanında. Neden sene yok idi? Ama muhalefetler için, Saddam'ın gelmeği muhalefet için döküldü. Gelmeği bir tane birisi KDP yemeden seslendi ve söze, rejime seslendi. Ben. KDP'nin çıkartı verdi. Geçen çıkarttılar da onlarını. Hatta onların kontrolünde olsun. Bunda bu işte ustalar var. Ustaların bahsi gitti o dünya, Allah'ın taksimi arasında o dünyaya gitti. Kalınlar da onun derse kimse söz var, cüret var ise bu melafı açsın. Özellikle seslendiren bizim düşman siyasilerimize. Ben. Bu düzeni açsınlar, yeniden baksınlar kim idi sebep bunları öldürmelerine. Yok da siyalgızlar. Yani edbirlik yapsınlar, başka muhalefet partilerinin vaksinini ki Erbil'deydiler. Bu mantıka amin mantıkası dedim. Doğru. Amin diyerler özüne. Güvenlik bölgesi. Yani güvenlikinden onun için bütün hareketler, bütün muhalefetler, siyasiler hepsi Erbil'deydi. Ha, Şakrava da vardı, başka yerler ama özellikle başları Erbil'deydi. Onun için gelmekleri bora, yani biz bir de bir yol idi onu onlara saldırı yapmak için, onların kontrol etmek için, onlara seyfer etmek için, onları yok etmek için. Peki bütün şehitlerimizi rahmetten ve saygıyla anarken mezarları nurla dolsun, yerleri cennet olsun diyerek size de Sayın Nureddin Musullu Bey'e araştırmacı ve yazar çok teşekkür ederek bize katıldığınız için ve biraz bilgileri bizimle paylaştığınız için. Seslenen bütün siyasilerimize bu konunu açsınlar, adımlaştığında hayatta olan muhalefet partilerinden geçmişler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, 1996 yılında ne yazık ki o katliamın üzerinden bir gün ise neredeyse 26 yıl geçiri. O dönemde dediğim ta ki kuzey bölgesi, şimal bölgesi hükmü zatiydi ve oraya girmek neredeyse Saddam rejimi tarafından yasak idi, girilmez idi. Ama bir şeyler oldu, bir olaylar oldu ki Saddam rejimi kamilen diyağın komple kuzey bölgesini, şimal bölgesine girdi. Askeriden, tankiden, artık her neyden ve orada büyük bir katliam gerçekleştirdi. Ve orada da ne yazık ki Türkmenler de özellikle de Erbil'de, çünkü Erbil neredeyse gene bir Türkmen yurdu olduğu için orada büyük bir katliam gerçekleştirdi. Ve neredeyse 20'den fazla Türkmenimiz şehit oldu. Bütün şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diyerek bütün Türkmen milletine de başsağlığı dileklerimizi iletirik. Bir diğer konuysa bu hafta ele alacağımız o da Emirli'ye gideceğiz. 2014 yılında aslında özellikle Temmuz ayında başlayan o Emirli koşatması başladı DAEŞ'in tarafından. DAEŞ Emirli'ni koşattı, Hisar vurdu ve neredeyse aslında bizler her ne kadar Kerkük'te olsak da ama gönlümüz, fikrimiz, komple vücudumuz aslında Emirli'deydi. Elimiz, yüreğimiz üstteydi. Ne olur ki DAEŞ girebilmesin ve Emirli kurtuluşuna kavuşsun. Ve çok da çabalar gösterildi. Özellikle de Türkmen milletinden ve Türkmen siyasetçilerden özellikle o dönemde ki Emirli bir an önce kurtulsun. Ama ne yazık ki o koşatma 80 gün neredeyse sürdü. Ama 80 gün sonra gene Emirli çok şükür ki zaferden, o kuşatmadan kurtarmış oldu ve orada da tabii ki Emirli büyük bir tarih yazdı. Tarih aslında buradan diyebiliriz. DAEŞ'in özellikle Irak'ta birinci yenilgisiydi, birinci hasaresiydi ki Irak'ta karşılaştı.
O da Amirli kuşatmasında Daiş feşelet getirdi ve Daiş komple o kuşatmada 80 gün sonra kırıldı ve edebilmedi de Amirli'ye girsin. 31 Ağustos Türkmen bölgesi olan Amirli ilçesinin terör örgütü Daiş'e karşı göstermiş olduğu direnişin ve zaferin 8. yıl dönümünü gururla anıyoruz. Terör örgütü Daiş'in 2014 yılında Irak'ın 3 ilini işgal ettiği günlerde Türkmen ilçesi olan Amirli'yi de işgal etmek istiyordu. Ancak Amirli halkının 80 gün boyunca direnerek kahramanca duruşu terör örgütü Daiş'e karşı büyük zafere yol açtı. Tam 80 gün boyunca Amirli halkı her taraftan ambargo altında kalmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi ve adını altın harflerle tarih sayfalarında yazmayı başardı. 2014 yılında Irak'ın 3 ilini işgal eden terör örgütü Daiş insanların içinde korku yaratırken Amirli zaferi bu karanlık gücün gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve tüm Irak halkın büyük moral verdi. Amirli zaferi terör örgütü Daiş'in ilk kırılması olarak sayılır ve Amirli halkı tüm dünyaya irade mesajı verdi. 31 Ağustos Amirli zaferi altın harflerle tarihe yazıldı. Terör örgütü Daiş'e kahramanca savaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Evet, Amirli kuşatmasını konuşacaktık ve ondan sonra da kurtuluşunu konuşacaktık. Çok değerli bir misafirimiz var. Amirli'den bize katılacaktı Sayın Nihat Köheoğlu olacaktı. Nihat Bey hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın efendim. Nihat Bey buradan başlayalım. Başta tabii ki sizi de ben kutlarım, tebrik ederim. Sonuçta bugün büyük bir gündü. Yok sadece Amirli millet için ve innama bütün Irak için ve bütün Türkmenler için, Türkmen el için Amirli'nin kurtuluşu ve Daesh'in ilk yenilgisiydi Irak'ta. Buradan başlayalım. O dönemi bizim için konuşkunan 2014 özellikle Temmuz ayından önce o dönemki Daiş başladı yavaş yavaş bazı bölgeleri işgal etmeye. Amirli'nin durumu neydi ve kuşatma Daiş hisarı Amirli'ye nece vurdu ve sizler Amirli'de neler yaptınız? Her şeyden önce 8. il dönümü münasebetiyle Amirli milletini ve özellikle Arap milletini tebrik ederim. Bu durum için şehitlerimize rahmet ve mağfiret dilerim. Bəli efendim, biz o 2014 macerasında Daiş ki Suriye'den girdi Musul'a taraf, Tigris'e taraf. Biz oradayken Daiş, Tigris'teyken biz burada bir bildik ki Daiş'in hamile kimse durmayacak Amirli'den başka bu macerada. Onun için Amirli milleti karar aldılar fetveden 3 gün önce Amirli'den müdafaat etmek için. Camiada toplandılar, bir ahde aldılar, yenileştiler. Arkaya dönmek yoktu, kan tökmek var. Çünkü din, şeref, namus her şeyden bahalıdır. Ve vatan için, millet için, millet bir duruş durdular. Satırlara, süperlere dağıldılar. Emirlerin dört tarafında, dediğim gibi fetveden 3 gün evvel. Onun için Allah subhanahu ve teala Amirli'ye bir zafer verdi ki çünkü Amirli'nin niyeti tek niyetiydi. Yani bir abartma yokuydu. Fetveden 3 gün evvel karar aldı ki Amirli'ne müdafaat etmeye. Tabii başladılar bizi neyle? Yolda kestiler. 83 gün ki yol kesildi. Yol kesilse elektrik kesildi. İnternet, mobil, her bir şey yer üzerinden yol kalmadı. Yalnız asmandan yol kaldı. Yalnız asmandan yol kaldı. Biz de daha bir müjde gördük ki o uçaklar geldiler ki bir takım silah ulaştırdılar. Ne yazık da az silahıydı. Çünkü burada Amirli milleti kendi silahlarıyla süperlere çıktılar. Kendi zehireleriyle, kendi mermileriyle yemek yok iken, yemek yok iken her kim ara yerde başladı ki olan olmayana versin. Ara yerde acıklık kalmadı. Yani bir hadde ulaştı, bir tane kardeşini öldürürse, görürse özünü süperle
yalnız düşmana taraf bakırdı. O kardeşin öldürüne bakmırdı. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bir zefer yazdı. Çok şükür. Peki o dönemde o koşatma uzun sürdü ne yazık ki. Ve siz de işaret ettiniz ki neredeyse bütün yollar kapatıldı. Hatta ben yadımdaydı ki hatta hava yoluyla yani uçaklar ya da helikopterler ilk günlerde ya da başlarda gelmirdi, ulaşmırdı o taraflarda. Sonradan gelmeye başladı. O dönemlerde yemekti, içmekti, hastaydı. Tam olarak emirlerin içinde durum neydi? Aha, bizde bir kaide var, ilahi bir kaide. İn tansurullaha yansurkum ve yüzebbit akdamakum. Onun için emirli milleti yemek meselesinde biz aşağıya bir yeriydi. Ben. O zaman da buğdalar var idi, emirli bir değirmen var idi, bir az gazoil var idi o değirmeni çalıştırmak için. Ve emirlinin aşağı olduğu için, buğdas olduğu için kuyu suyu var idi. Bu tabiatta Allah Subhanahu ve Teala'ya bir sabat verdi. Özü düşen hastalar var idi, zağıt hastalığı, şeker hastalığı, tenge nefes hastalığı, kalp hastalıkları. Allah Subhanahu ve Teala yardım etti. Mesela macera insani macera dövüdü. Macera İlahi bir mecaraydı. Çünkü bizim karşımızda olan zalim bir düşmanıydı. Batıl bir düşmanıydı. Biz de hak üstüneydi. Allah Subhanahu ve Teala her zaman haktandı. Ve yemek meselesini normal görmüştü. Peki normal kurtuluş, görmüştü. Tahrir nece tamam, gerçekleşti? Neler yapıldı? Tam o gün hakkına kurtuluş günü ki 31 yakın Ağustos neler oldu Emirli'de? Aha, Emirli'de biz baktık gördük ki bizim için müjdeler gelir ki yakında yol açılacaktı. Tabii onu bilindirmek isterim. Bir takım mücahidler ulaştılar Emirli'ye uçak yoluyla. Biz burada milletle hep beraber süperde kaldılar. Onu da unutmayalım özü. Tekayüb Hizbullah, Saray-ı Selam, Bedir'den. Yani Arak'ın ordusundan bir takım askerler ki burada düz etrafında muhasırada kaldılar. İrşad etti gözlerini gelsinler emriye burada kaldılar. Ve bunlar bizim neredeydiler? Tamam adetler azydı, sayılar azydı. 79-80 şahıs civarındaydı. Ama bunlar bize bir destek idiler. Yürek kulaklaşmak idiler. Özlerine biz destek edik. O 31-8 ki o günkü bu hasar açıldı. O gün vasf olmaz. Çünkü neden? İnsan ölümden hayata çatır özünde. Ölümden hayata çatır özünde. Ölümden hayata çatmak sanki bir kuyudan çıkmak ki sen öleceksen. Allah'a şükür millet toplandılar. Bir sevinç günü kuruldu. Millete, tüm İslam milletine özellikle Türkman ve Şia milletine bir müjde verildi. Ki emirli azad oldu. Teşekkür Allah'a. O günler inşallah dönmez. Bir ihsaiye, bir istatik, bir rakam var yanımızda. O fetrede, o dönemde diyelim birinci kuşatmadan ki hisar başladı. Bitere kimin, ta kurtuluşa kimin, tahrire kimin? Takriben emirlerine çe şehit verildi ya da ister emirden olsun ya da ister emniyet güçlerinden olsun. Var herhangi bir rakam sizde? Aha, emirlide şehit olanlar bir takımı vallahi havanla ki başladılar bombadan vurmaya, emirli havanla vurmaya. Ben. Havanla vuranda tekriben emirliden diyebilirim bir 5 şehit oldu. Ama Kannas vuranda, Kannas 3 tane vurdu. Rahmetli şehit Mülazim Musa Mehmet Fariz savaş meydanında şehit oldu. Ve babanı bu Krasikov'undan kaçırlardı, bir büyük adı verdi. Bu ikinci büyük savaştaydı. 8. ayın ikisinde. Tamam yaralarımız var idi. Ama Allah Subhanahu ve Teala hürmetti milleti. Biz çok şehit vermedik ama düşmanla yüzlerce öldü. Çok şükür. Sayın Nihat Kihaoğlu Emirli'den bize katıldı ve Emirli koşatmasından bize bu bilgileri verdi. Sizin için çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
Ahlâ ve selâ, sağ olasın var. Evet, Amirli gerçekten o dönemde neredeyse Irak komple gözünü tikmiş idi Amirli'ye. Çünkü Amirli tek bir bölgeydi ki edebildi. Daşim kanşarında dursun ve az bir fetrede dövgü neredeyse 80 gün belki 82 gün Daş her ne kadar çaba gösterdiyse Amirli'ye adımını atsın. Ama çok şükür ki edebilmedi ve sonunda Daesh neredeyse orada bitti. Ve bu yenilgi de aslında Amirli'de Daesh'in bu yenilgisi Irak'ta, Irak milletinde bir heyecan yarattı ve bir güç verdi ki Daesh yenilmeyen bir güç dövgü ve ondan da sonra çok şükür yavaş yavaş Daesh yavaş yavaş bitmeye başladı. Bugünü 31 Ağustos 2017'ni tabii ki bütün Türkmen milletine, bütün Irak milletine ve özellikle de Amirli milletine tebrik ederek Allah bir daha Amirli'yi bir böyle zor imtihandan geçirmesin diyerek inşallah. Ve bütün şehitlere de Allah'tan rahmet dileriz, ailelerine de başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Efendim bir diğer kurtuluşa gideceğiz. Aslında 30-31 Ağustos her ne kadar farklı illerde de olsa da güzel bir tarihe benzeri. Sanki ama bu sefer 2017 yılına gideceğiz. Bu özellikle Tilahfer'e gideceğiz. Tilahfer neredeyse o şehirlerden idi, o ilçelerden idi, o bölgelerden idi ki ilk mazlumiyatını neredeyse Daesh'in karşısında aldı. Çünkü Musul malumdu. Daesh girdiğinde neredeyse Musul bölgesi tarafından geldi ve Tikrit'e geldi ve neredeyse Tilahfer o dönemde ne yazık ki çok acı bir günlerden ve çok zor bir günlerden ve tarihten geçti. Tilahfer çok şükür her ne kadar işgaldan kurtulduysa ama uzun bir dönem ne yazık ki yıllar sürdü Daesh'in işgali altında kaldı. Tarihi 30 Ağustos Türkmen bölgesi olan Tilahfer ilçesi ve etrafındaki Türkmen bölgeleri, 2017 yılında terör örgütü Daesh'in işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak tarihe geçti. Tilahfer halkı 3 yıldan fazla terör örgütü Daesh'in zulmü yüzünden çeşitli baskı, zulm ve göçe maruz kaldılar. Yıllarca zulm altında yaşayan ve göçebe hayatı yaşadılar. Terör örgütü Daesh'e karşı başlatılan askeri operasyonlar neticesinde Irak ordusu, terörle mücadele ekipleri, federal polis güçleri ve Haçlı El-Şabi güçlerinin katılımıyla ülkenin toprakları terör örgütü Daesh'in elinden temizlendi. Tilahfer ilçesi geçtiğimiz 30 Ağustos 2017 yılında terörden temizlendi. Bilindiği üzere 2014 yılının Haziran ayının 10'unda Musul ili terör örgütü Daesh'in işgaline maruz kaldı. O tarihten sonra Salahaddin, Anbar ve bazı başka bölgelerde terör örgütü Daesh'in işgali altında kalmıştı. Evet, Tilahfer'e gideceğiz. Tilahfer özellikle de bir bölgede aslında tarihine biraz bakarsak özellikle de Türk dünyasında çok derin ve çok amik bir tarihi var. Özellikle de o bölgelerde ve bir de Türkiye'ye çok yakın olduğu için. Aslında tarih boyunca tarihi çok iç açıcı bir tarihi var, çok güzel bir tarihi var. Ve Daesh kanşarında da her ne kadar işgale uğradıysa da ama sonunda milleti edebildi. Tekrar o bölgeni kurtarsın ve tekrar bölgesine dönsün. O günleri konuşacağız. 2014 günlerini konuşacağız da 2017'de de 7 Ekim'in geleceğiz. Ve Tilahfer'de neler yaşandı işgaldan önce ve nece Daesh işgal etti ve ondan sonra nece kurtuldu. Çok değerli bir misafirimiz var. Yine telefondan bize bağlanacaktı. Tilahfer'den o da Sayın Cafer Tilahferli Bey bizimle olacaktı. Cafer Bey hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Bunu anlatırken Tilahfer Daesh işgalinden önce yani o günlerde diyelim ki Daesh başladı girmeye yavaş yavaş Irak'a. Tilahfer neler yaşadı? Nece işgale uğradı? Nece ihtilal olundu? Bunu bize bir anlatırken neler yaşandı Tilahfer'de? Bəli, sən demişsin, Tilahfer'in bir uzun bir arıq bir tarixi var. Tarix əşindən 1920'dən bidayələsək, əyyəm tanıdığım qaydədən seləşdək və Tilahfer çox bir mühim mədinədir, bir çox tatxiyyət qədəmləyən mədinədir. Gəlsək, Daesh ihtilal edən dövrün 2014'tə çox zulümlər gördü. Sivan nazihləri cünuba çıxan, Türkiyə çıxan, Kərgə çıxan, İqlim Kürdistan'a çıkan ise
Humbo manatıklara giden nazihler çok bir zahmet gördüler. İlâ cânib ennu nefsi dâhil Tel Afar'da kalan adamlar bunlar da zahmet gördü. Bir itibar Daesh'in alasında bir yesir bir şükür idiler. İlâ ennu bifadıl kuvvetl emniyye hacd-i şi'abi hum eczel emniyyen tekâsifinen Tel Afar döndü ehlâtına. Elhamdülillah indi vada' çok 2014'ten evvelkinden yedi. Medine döndü eskisine ennu ilaqat evvelkinden yedi oldu. Hedemet hükümet ise münaddamat ise havulliyle hedemet kaddimlemeğe. Tabi Medine 3 yıl kalsın bir isabatın elinde çok zahmet duruf yaşadı. Çok damar oldu içinde. Cafer Bey koy buradan bir konuşakın. O damardan konuşakın ki damar ya da o tekrip ki oldu. Ne yazık ki Daesh'in girişi. Daesh tam olarak Tel Afar'a ne zaman girdi? Musul'dan önce girdi yoksa Musul'dan sonra girdi? Ve Tel Afar'ın içinde Daesh neler yaptı? Nece bir cerimelere kalktı? Nece bir soykırımlar etti? Bale. Musul 10 Hüzeyran'da Musul düştü. Tel Afar 25 Hüzeyran'da düştü. Yani 15 gün sonra. 15 gün kalmadılar. Bence للأسف بعم رمضان زارنا حكومة مركزية حكومة بغداد أهالي قوم رمضان الله يعني حتى أخير نفسكم بس بالشغل ما أسلحة الناس وينا إنه هاونات صواريخ جاليد بعد أطرافتان طرفارا عوائل رفع شغل زحمة طولده طرفار عوائل لاري 15-16 حزيران gecesi قاصلات شطلة سنجر أطرافنا سنجردن سوينن بلاشلة شمغا محافظاتا Erbil'e, Duhok'a, Süleymaniye, Bağdat, Helle, hatta Basri'ye yetişen oldu. Bu rehlet nüzuh, yani Daesh-i Nazih 8 muhafazaya yetişti, hatta bir yerde sıkıra deliyince. Daha rehlet-i nüzuhten silişti. Gelseydi Daesh, dâhil tarafa bana yaptı. Daesh aynen bir cerimesi, 1200 adamı kapsalar taraflardan. İçinde var 460 kız arvat. 460 Tilahfer'den 400 Tilahfer kız yani. Ben. 120 çocuk. Ben. İlâ cânib ennû mecmû'il külli 1200 adam katılmış Tilahfer'den. Mi'âti şuhada. Bunlar yani cütteler kaplanlar. Bu biz 1200'ün cüttesi yok da sana yani Mısırların ehletleri bilmeyin eşeğidir. Sağdırlar, öyle diller, mevcutlular, yoktırlar. Bu 1200'den fakat 47 adam dönüptü. 27 kız, 21 çocuk dönüptü. Ama kalanların masirini bilmiyor. Bu bir cerimesi Daesh'in aynen büyük cerimesi. İkinci cerimesi en Trafar'ın aynen büyük me'allim hadarisi, havuyasını yıktı. Trafar'ın kalasını yıktı. Bu ikinci cerimesi. Üçüncü cerimesi en 32 tane cami, Hüseyiniye, mezar, tarihi manatıkları damırladı. Yani bu ila bir şeyler sadece şairlerden mıradı, suyu, kehrefi, deva erarı, evleri, yani miat, yüzlerinden evler düşüptü, availlerin. Ma yazal bazı indeki imkaniyatı yoktu uzun amr ramada. Fedaş'ın ceraimi çok ittiraflarda dediğimiz ki, mesela elhamdülillah ennu Medine döndü ve yavaş yavaş da uğrağını. Çok şükür aslında gerçekten çok acı vericidi. Özellikle yani insan inmen indi eşittiğimiz zaman, insanlar indi bunu eşittiği zaman tüyleri diken diken olur ve gerçekten de kalp olarak, yürek olarak da çok acı bir durumdan geçir. Özellikle de o dönemi biz şahidiydik özne ve Kerkük'te de çok sayıda Tilahferler de Kerkük'e geldiler ve onlar da karşılandı. Özellikle de Türkmanlar tarafından ve Kerkük'te de karşılandılar. Ne yazık ki çok zor bir günleriydi Tel Afar milleti için. Umut ederek ki inşallah artık Tel Afar bir daha bir böyle günlerden geçmez diyerek. Peki kurtuluşa gelen, tahrire gelen Tel Afar nece tahrir olundu? Tahrirden sonra insanlar, Tel Afar insanları ki dağıldılar. Neredeyse ne yazık ki bütün Irak'a, güneye taraf hatta Basra'ya kimin ki nece işaret ettiniz oraya kimin getiler? Döndüler, dönmediler. İndiki Tel Afar'ın durumu neçe ev var, millet komple döndü yoksa hele bazı kimseler dönmüyüptü. Bale. İndiye kimi Trafar'ın %60'ı dönüptü. Tabi %40'ı dönüptü. Bu 40'ı mevcuttur Türkiye'de bir kısmı.
Bəli. Bir kısmı cünubda, vasat mühafazalarında, bir kısmı iqlimdə, bir kısmı Kərkükdə. Bunların çoxun hiç dönmüyorlar. Ama evleri düşürdü, imkaniyeler yok evlerini dönmemek. Ama orada iş dağıtırlar. Dönseler Mədinədə, məsələn, Tələfarda yoktur, bir iş mazda rızıqları yoktur. İləcənib, enli bir kısmıdır, yani bir basit kısmıdır, koy deyək, bunlar özlerine alamət əmniyyə var. Ama məsələn, Tanzim Daişinin bir irtibatları var idi, bir cerimeler var tabi bunlar yani nefs-i Medine helatı kabullemezler mi dönsün bir sen ehli kana boyanıpsa kabullemezler mi hakimden memiş adalet yeri memiş anı burada dönsün bu canet var içinde. Peki indiki Tilahfer'in durumu nedi? İnşallah her şey emni amandı, istikrardı. Evler, o yapılar tekrar yapıldı. Yani bir sıkıntı yoktu inşallah Tilahfer'de haliyle. Elhamdülillah, emin sayıdan taraflar çok iyiydi. Kuvvetlenmeye mevcuttu, ehali mütaavundu. Yani bir müşkilimiz var, emni sayıdan emniye şeydi bu mukallefat harbiye. Yani her fetrede bir niçe çocukumuz şehit oluyor, bir niçe adamımız şehit oluyor. Bu abuat hele meyzel mevcut, tarafların etrafında, bazı köylerde. Yaşıttığınız niçe günden evvel iki çocuk şehit oldu, abuat mukallefat dahişte. Bu cənib emni sayıdan bel bu müşkilimiz var, emni mukallefat harbiye var, ihtiyacı münazzamattan حكومة العراقية لأنه بجانب اهتمام بالعسن أما غير طيبا فتلع فرجة سي سبب حكم ترمبيلار شارشار شوختو مفتوح يخبر مشكلة عند الحمد لله جسي علاقات اجتماعية أو أكنن شوخ شوخ يجزي أجل أنجلار قزال بيرمخ يمخلار خمس يعني أو أكنن شوخ شوخ يجزي شارشار موجود الحمد لله يخبر مشكلة خدمات طيبة بالمشكلة ورنشهد أنه Bəzi yerimiz üçün çox bir büyük damar təhkilidir. Hükumətin qabiliyyətindən büyüktür, münazzamatın qabiliyyətindən büyüktür. Fəsəl axor ehtiyacdır mizaniyyə, hükumiyyə, ehtiyacdır münazzamatın dövrünə. Hətta Mədinə dönsünə, əvvəlkinə kim? Bəaləmin evlərin cənnəsində, qışarlar cənnəsində, suyu kərabi cənnəsində, müstəşfə ehtiyacdır bəzi əcizələrə bu cənibdən. İnşallah. Tiləhfərdən bizə bağlanan Sayın Cəfər Tiləhfəri Bey, çox təşəkkür edərik bizə qatıldığınız üçün. Sağ olun, var olun. Evet, Tilahfer'in kurtuluşu ve Emel'in kurtuluşu ve bu münasebetlerden, bu ki güzel münasebetlerinde ilgili ben bütün Irak milletine ve özellikle de Türkmen milletine ve sonra da Emirli ve Tilahfer milletine de tebrik etmek isterim. Allah bir daha o günleri bize inşallah göstermez diyerek özellikle de Tilahfer çok büyük bir mazlumiyete uğradı. Biz o zamanlar fazla bir zamanda öyle herkes de bunu aslında hatırlar. Vay adnasalar Kerkük Tilahferleri özellikle de Türkmenler Tilahferleri nece kanşarladılar ve onlar nece bir durumdaydı. Gerçekten insan bugün onu düşündüğü zaman, o günleri düşündüğü zaman insanın ürəyi tutullu. İnşallah bir daha bir böyle günler bize göstermez Rabbim. O döneminde ve Tilahfer'in şehitlerinde ve bütün Irak'ın şehitlerinde Allah'tan rahmet deyirik. Rahmetle onları anırıq, mezarları nurla dolsun deyirik. Bir diğer konuysa bu hafta el alacağımız o da siyasi gündemdi. Məlumdir, siyasi aslında siyasi durumda durumumuz çok karışıktı. Ne yazık ki ülke olarak özellikle de seçimlerden bugüne takriben yakın 2021 Ekim ayından 10. aydan ki seçimler oldu. Bugüne kimin ülkede bir siyasi istikrarsızlık var. Ne yazık ki son olarak da bu geçen hafta ne yazık ki neredeyse 2003'ün en acı günü ve en acı gecesini tabii ki yaşadık. Bunu herkes de bu şekilde nitelendirdi, ifade etti. Ne yazık ki çok acı bir geceydi özellikle Bağdat'ta düzenlendi. Bağdat'tan da sonra ne yazık ki ikinci gün Bağdat'ta bitti dedik ama ondan sonra Basra'da da bir karmaşa yaşanıldı. Peki siyasi durumumuz ne olacak? Gelecek günlerde hükümet kurulacak mı? Parlamento oturumunu yapacak mı? Bu hapsi soru işaretidir. Başkent Bağdat'ta ve bazı illerde yaşanan problemler ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından dün akşam saat 19'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde resmi tatil verilmesi ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağı Kerkük'te de uygulandı. Dün başkentte yaşanan olaylardan sonra ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük'te bu sokağa çıkma yasağına dair oldu. Sayın seyircilerimiz gördü bu sitaki, işte bütün Kerkük halkı sokağa çıkma yasağına uyuptu. İş yerleri açılmayıptı ama bazı istisnalar vardı. O da sağlık ekibi için, emniyet güçleri için ki bunlar
memlekete ve millete hizmet etmek amacıyla iş yerlerine gidecektiler. Gördüğünüz gibi ki dükkanlar kapalıdı ve millet de bu sokağa çıkma yasağına uyuptu. Ki kaç günde durumu çok iyiydi, herhangi bir emniyet sorunu yoktu, emniyet durumu yoktu. Kaç gün emniyet güçleri Allah'a şükür memlekete iyi bir şekilde makayet oldu. Herhangi bir ihlal de yoktu. Kerşif'te sabah saatlerinden cadde ve sokaklardan iş yerleri de kapatıldı. Sadece ekmek fırınları, market ve nöbetçi eczaneler açık kalmasına izin verildi. Şimdi de Bağdat yolundayız. Bağdat yolu caddesinde de aynen vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uymak bir şekildeydi. Ve gördüğünüz gibi aynı iş yerleri kapalıydı. Burada emniyet güçlerinin verdiği herhangi bir talimata uymak mecburiyetindeyiz. Yani bizim burada emniyet güçleri istedi vatandaşların canlarına ve makayet olmak, mallarına makayet olmak. Ondan dolayı her millet gerek bu talimata uysun ki emniyet vaziyeti bozulduysa emniyet güçleri edebilsin, sayıları etsin vaziyeti. Kerkük'te güvenlik güçleri kenti farklı bölgelerinde kontrol noktaları koyarak şehrin güvenliğini korumaya çalışıyor ve acil durumları olan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz gibi şimdi Kudüs Caddesi'nde, her zaman bu vakitler yoğun bir kalabalık olur, yoğun bir trafik olur. Ama şimdi vatandaşlar bu semtte de, bu bölgede de aynen sokağa çıkma yasağına uyuplar. O emniyet güçleri de burada gördüğünüz gibi kontrol yapır. Sadece insani işlere ve emniyet güçlerine, bir de sağlık dairesinin mensuplarına, onlara izin verilir geçmek için. Bildiğiniz gibi burada emniyet güçleri her zaman bu işleri yapır ki millete hayatını korumak için, milletin hayatını temin etmek için özünü ve mülakini. Kerkükli vatandaşlar ise kameramıza konuşarak Kerkük'te uygulanan sokağa çıkma yasağı ve güvenlik güçleri tarafından alınan icraatlar hakkında şöyle konuştular. Çıktık ticual pazarlık etmeye. Tabii bakırlık caddelerde kuvvet emniye intişar edipti. Mütesahil de muvatınlardan bazı icraatların kimsenin işi yoktu, harcada o bir şeydi. Sincim var özünde. Yani memnuatı, talimatı, kıyadet ameliyattan çıktı. Önce muvatınlar çıksınlar, yani selamatlarına. Gördüğünüz bir gün, birinci gündü Hazreti Ticual. Bu Hazreti Ticual, milleti meyhat olsunlar. Bir şey yoktu, korkmak da yoktu. Kuvvet emniye kamil intişar edip çıkar güçte. Tesihilet de vardı hepsi. Hesteler ki, pazarlar açıktı. Bir de esrarlar bazı yerlerde eşliğimize göre dediler, baha olubdu. Yani kimse inanmasın muvakkat havasılı içtimaiye. Evet, ne yazık ki geçen hafta özellikle 30 Ağustos'ta günortadan sonra yakın sokağa çıkma yasağı ilan edildi gecenin komple ve ertesi gün takriben diyebiliriz günortadan sonra ekiminde bütün ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne yazık ki ama çok şükür ondan sonra bitti ama ne yazık ki kanlı bitti. O günü konuşacağız. Irak'ın siyaset gündemini konuşacağız. Çok değerli bir misafirimiz var, telefon arkasında da. O da Türkmen Halk Partisi Başkanı ve Irak Parlamento Başkanı danışmanı Sayın Doktor Turhan Mufti Bey'den. Doktor Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Doktor Bey, size başta bir Türkmen Partisi Başkanı olarak size sorumu iletmek isterim. O da budur ki özellikle geçen hafta 30 Ağustos olaylarından sonra gelecek Irak'ın gelecek günlerde siyasi durumunu nece görürsünüz? Parlamento oturumunu yapacak mı? Hükümet kurulacak mı? Yoksa parlamento fesh edilecek, öz özün halledecek diye yeni bir seçime mi gidecek? Siz nece tefsir etsiniz bu olayları? Çok teşekkür ederim. Tabii bu gibi olduğu Şia grupları iştahaya dair bahsen bunları kütle Şia'yı İşgaletler bütün yoktu mesela filan kutuların iktidarı dolayısıyla Sünni yatağı zararı yok. Ne zararı yok ne masat oldu daha sızırı. Bu yok mu siyasi? Yani idari durumun milleti olduğu millete. Arkadaşlar ses net döğüne yazık ki ben iyi doktoru eşitebilmirim. Eğer Alo. Bəli, doktor bey ses kesilip gelir ne yazık ki net bir şekilde eşitebilmirim sen. İndeydi? Bəli, buyurun.
İndeyi bir saksa bakın. Bəli, indeyi gəlir, ha. Deyirəm, bak da olduğu olaylar. Bəli. Yalnız kütle şiəyə dair bir şey deyil. Yani o, o düşünceler, ha bu olduğu olsun, gerçle zararlı yoktu, bu çok yanlış bir düşüncedir. Şu kütle ara yerinde, Bağdat'ta şu kütle şiə, kütle ara yerinde olduğu karkaşalar, ister istemez bütün Irak'a sızar. Sünnisine təsir eder, Kürt'e təsir eder, Türkmen'e təsir eder, Hristiyan'a təsir eder. Irak'ta bu olduğu işgaliye hall olmasa, zaten bildiğimiz gibi en büyük kütle bu üç kütledir. Doğru. Dolayısıyla bunlar bir yere gelmeseler, bunlar bir ittifahıma ulaşmasa, yerden iter cemaati, bu kamil Irak'a təsir eder. Son olarak sen o bir %50'den fazla nisbesinde müşkülü çıxırsa, ekip hafifleri təsir edecek. Kesin. Onun için bu olduğu gün be gün de bu şeyler aparır, büyük de olurdu. Dolayısıyla son olarak ulaştı işte bu bir ateş açmağa birbirleri üzerine. Orada da himaye cemaati var idi işte yeşil bölgenin. Bu yerde çok da hayalar doldu. Allah her kişi affetsin yararlarda Allah'tan diler elentileri. Tabii bu olduğu şey küçük bir şey değil. Ama en iyisi çıktığı Seyyid Muqtada ve ondan sonra olduğu bayanlar da bu mevzuyu tehdiyeye getirdiler. Umarım inşallah biz umutlayık bu tehdiyeden sonra zaten şimdi bir 200 gün taziye kurdular. Şehit olduğu insanlarsa. Bu taziyeden sonra mutlaka umudumuz var bizim. Bir bazı taraflar ortaya girsin. Ayrı kütürler, başkanları ortaya yere girsinler, bir tefahımata ulaştırsınlar ki tarafı. Zaten olduğu tefahımı da ulaştırmaya kâmilce çok böyle bir muakkat bir şey değil ki. İndi Bağdat'ta bütün kütürler ittifak içindedirler, erte seçme. İntikabatı bakira. Ama bunun şey üzerine ihtilaf var. Yani bir kısmı teyyar dini hemen indiden gidersin, ihtar dini yok. Hükümet teşkil olsun, hükümetten sonra direkt gidersin. Ben. Yani kesin ittifak edip intikabatın bakireye. Ama fakat mekanizması üzerinden. Aliye üzerinde bir işgal var. Bence bu töküldüğü kanun etkisi çok olur. Bu etkisi de bence iki taraf bir yere mutlaka getirmek zorunda kalır inşallah. Bir neticeye ulaşırlar. Hatta bundan sonra bir böyle bir böyle kan tökümde olmaz. Peki Doktor Bey, Tayyar'dan bahsediniz. Özellikle ama Seyyid Muqtada'nın basın toplantısında Muhtemar Suhafisinde dediğine göre artık siyaseti terk ettiğini bildirdi ve uzak durduğunu bildirdi. Sizce Tayyar Seyyid Muqtada sadırsız devam edebilecek mi? Yoksa artık başka bir isim altında mı devam edecek? Yok, hayır, hiçbir böyle bir şey olmaz. Yani Tayyar Seyyid Muqtada'sız olmaz zaten. Yoktu bir bela. Bir bela mebhas yoktu. Onun için özde Muhtemar Suhafisinde bu noktaya da değdi. Dedi, çok zor olsa sizden de bana vazgeçerim. Bu da delil de, özde vazgeçse bu Tayyar artık kalamaz, yoktu. Özde Tayyar bu adam üzerine yapılıp, bu adamın irsi üzerine yapılıptı, sarahaten. Tayyar bu adamla görüşür, bu adamla durdu. Ne kadar küçüğüne Tayyar daha geçince de iyi adamlar var, içinde önce gelen adamlar da var. Ama ister istemez bu Tayyar Seyyid Muqtada'yla durdu. Onun için bu Tayyar bu adamsız olmaz. Ama tekrar dönerim diyorum. Bu köküldeki kanların etkisi çok olacaktı. Yani bunu anlarım Doktor Bey sizden. Seyyid Muqtada aslında siyasetten tam olarak uzaklaşmayacak. Gelecek günlerde tekrar siyasette görecek bu. Yani bilirsiniz siyasetin yolları çoktu. Yani siyasete kalasan, gidersen oturasan zamaten, siyasete kalasan tasrihat siyasiye veresen, siyasete kalasan temsilci olsun. Siyasetin yolu çoktu. Her yol bulmalıdırlar bu mevzuda. Ben zaman bu noktaya terkiz ederim. Bu köküldeki kanların etkisi çok olacak. Onun için bu köküldeki kanların etkisi bunları her bir yere getirecektir. Zaten getirmezse bir yere, yani Irak çok bir kritik durumda yaşar. Yani Irak'ın durumu hiçbir kolay bir durumda değil. Kimse bakmasın diyesen, her zaman mesela devlette böyle olup yani siyasi tartışmalar olur. Irak ayrı devletler takdir. Doğru. Irak'ta bir siyasi tartışma ateşe dönerken onu söndürmeyi daha mümkün değil. Yani Irak'ta para var, Irak'ta petrol var, Irak'ta her şey var. Öbür devletler takip edersen fakir devlete tartışma olsa nasıl taraf destek verir tartışmaya desteği çekmeyi bile o tartışma durar. Irak'ta yoktu böyle bir şey. Irak'ın öz parasız için derdi. Dolayısıyla tartışma başlamaya bir durmaz daha. Yani dinamosu, Irak'ın dinamo tartışması öz içerisindedir. Her devletler takip edersen. Onun için Irak en kritik durumda biz geçiririz. Yok 2003'ten bu yana. Irak'ın tesisinden bu yana en kritik durum
Devlet yetmez beni. Irak devleti bu 100 sene içinde biz bu günlerde yaşadığımız günlerde. Maalesef. Peki siz uzun zamandan beri Bağdat'tasınız. Özellikle de bütün yani Irak'ın siyasetinin içinde siz tam olarak ne olup ne bittiğini çok uzun dönemlerden beri bilirsiniz zaten. Yüksek bir mansaplar da makamlar da aldınız türlü türlü dönemlerde. Sizce gelecek günlerde parlamento oturumunu yapacak mı? Bu kütleler arasında anlaşma nereye varacak? Erken seçilmeye gerçekten gidecek mi? Ne zaman gidili ve nece oğlu? Siz nece tefsir ediniz? Yani ben zaman bunda benim bir şahsi rayım var yani. Ben. Benim pozisyonumla mansızımla ilakası yok. Benim bir öz şahsi rayım var. İlk önce ben yani parlamentoda oturmak, atrafların çoğu rafz edirler ayrı binaya gitmek. Yani değiller parlamentoda oturursa aynı artık öz binasında oturur. Ben. Meclisin votla. Meclis Nuvab'ın da binası 2 günde hala boş olursa. Ekid bu biraz malzeme ister, biraz tertip ister, biraz bir şey ister. Fa bu durum da çakili. Onun yanında da İmam Hüseyin fırhı gelecekte de. Millet de, siyasi taraflarda, emni taraflarda hepsi İmam Hüseyin'in fırhı da mecburda. Mesela bu yıl takdiri vatalar 25-26 milyona ulaştı zahirler İmam Hüseyin'in fırhında. Dolayısıyla ben de bu fetra İmam Hüseyin'in fırhı bitmeyince bu işler artık dönülmez. Benim görüşüm bu da. Siz erken seçimden yana mısınız yoksa hükümet kurulsun devam etsin mi diyorsunuz şahsi görüş olarak, bir siyasetçi olarak? Yani işte ben dediğim sene benim görüşeke şahsi bir görüş dahi. Görüş bütün kütlelerin görüşüdür. Yani, seçim olsun. Dediğim ta ki seçim, erte seçim bütün ittifaksın dahi. Peki Şia kütlelerini konuştuk Doktor Bey. Kürt arasında biz birlik Kürtler, Kürt partiler arasında bir anlaşmazlık var idi Cumhurbaşkanı üzerine. Onlar nereye vardı ve ne olacaktı Cumhurbaşkanı tam olarak kim gösterilecek sizce? Aday kimdi? Yani bu Kürt partilerin ara yerinde olduğu işgalat o kadar muakkad dahi Şia partiler ara yerinde olduğu işgalata göre. Son olarak Kürt tarafları bir anlaşmaya var mesela. Parlamana oturursa her kişinin adayı gidecek bir şeye. Tasvita. Zaten her kere de bol oldu. Geçen seçimde de bol oldu. Avaç seçimde de bol oldu. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman tek şahıstan gelinmir. Hiçbir zaman gelinmez. 10 tane adını verir, 15 tane adını verir. Hiç hatırlıysam 2018'de bir Türkmen adayı da var idi. Özür Cumhurbaşkanlığı adayı gösterdi. Doğru. Dolayısıyla bir bölüm hakkında bir mevzu ilahi. İttifak olasını ille bir dene geçsin. Hiç olmasa, hiç olmasa işte hapsi beraber gidecekti. Zaten partiyle niyeti KYB ile KDB ittifak ederse bir tek adı ittifak eder. Ama orada hala bir 10-15 aday var. Hapsi beraber gidecekti. Peki biraz yerel olarak konuşmak isterim. Geçen günlerde haber yayınlandı ve biz de buna şahit olduk. Siz ve Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Toran Bey, Kerkük Valisi Rakan Cibur'un yanına gittiniz. Onunla bir görüşme yaptınız. O görüşmede neler konuştu? Bu ziyaretin sebebi neydi? Kerkük'ün durumu neydi? Ne vaziyetteydi? Tamam. Zaten bu bizim birinci ziyaretimiz dahi. Obadan da evvel geçti. Her kere de Kerkük Valisi'ne ziyaret ederek. Bana kalırsa ben bütün vilayetlere de yani bir cümlesine de ziyaret ettim. Bunlar bir fetre evveli. Musul'uydu, Salahaddin'iydi, Diyala'ydı. İndi gelecekte de ayrı muhafazalara ziyaret edeceğim. Kerkük'te olduğu ziyaret, Kerkük'ün prensiplerini muhafaza etmek. Kerkük'te ne kadar tevazin bir şekilde getirmek her şeyi. Bilirsen Kerkük her zaman diyeyim şeyh nasıl da Türkmen Ali'den oğlu, nasıl da Arap Ali'den, nasıl da Kürt Ali'den. Ne de Kürt'ten Arap, ne de Kürt'ten Türkmen, ne de Arap'ten Kürt. Üç taraf bir yere ittifaka varmayınca çok şeyler memlekette yermez. Bizim destekimiz, bizim münakaşamız, bizim dediğimiz hakikat hepsi bu mevzu üzerinde. Kerkük'te tevazini istimrar etmek, Kerkük'te sultanlar ne şekilde hiçbir taraf üzerine zulm olmasın, hiç ne Türkmen'in çok olsun, ne o tarafın çok olsun, ne Arap'ın ne Kürt'ün çok olsun. Bir taraf bir tarafa zulm etmesin. Bizler bunun üzerine de bütün ziyaretlerimiz ve Kerkük'ü ne kadar savunmaktı, ne kadar Kerkük'ün hizmetine de bazen insan karşı ve yani Irak'ta ammeten hizmet o kadar dahi yani Kerkük'ü olarak göre istisna dahi ama işte bu şekilde üzerinde. Peki
Irak Türkmen Halk Partisi Başkanı ve Irak Parlamento Başkanı danışmanı Sayın Doktor Turhan Mufti. Biz size çok teşekkür ederek Doktor Bey bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, siyasi süreçte böyle devam eder. Ne yazık ki Doktor Bey'in de dediğine göre gelecek günlerde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40 ziyareti başladı takriben diyebilirim. Her ne kadar biraz indi kimi bir korku olsa da ülkeler neredeyse zairlerini tutsalar da ve Irak'a göndermeseler de ama görülür bundan sonra inşallah bir istikrarsız bir istikrarlık tekrar olur ve ülkeler de başlarlar milletlerini ve insanlarını Irak'a göndermeye ve bu ziyarette milyonu ziyarette inşallah gelecek günlerde de gerçekleşti. Ve bittikten sonra da artık bakalım siyasi süreç ne olur, parlamento neler yapar, erken seçimler anlaşıldığına göre, Sayın Doktor Bey'in de dediğine göre erken seçimler gene kapıdadır. Kapıda dediğimiz 1-2 ay sonra diyor, belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra ancak parlamento gerek oturumunu yapsın, açılışını yapsın ve kararını versin. Umut ederim ki gelecek günlerde Irak'ı ve ülkeni ve bütün milleti çok güzel bir şeyler bekler ediyoruz ve bu acı günler artık unutulsun ve tarihe yazılsın, bir daha da yaşanmasın. Efendim, haftanın olaylarından da bu hafta bu kadar. Olayların en güzeli sizin olsun. Haftaya yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.